Efendim ben Deniz Salman. Kat sahnede. Sana bir sır vereceğim adlı oyunu bugün çekeceğiz. Arkada arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Biz de oyuncu olarak birazdan sahneye çıkacağız. Ve oyunu çekeceğiz. Hastalıklı bir karakter. Hepimizin içinde ufak ufak olan hastalıklar gibi. Ahmet karakterimizin adı. Ahmet de ilk klostrofobik, böyle kapalı yerlere girmekten falan çok hoşlanmayan bir adam. Bir mühendis, sokakta her zaman karşılaşabileceğiniz türden bir insan. Bir gün bir kadınla tanışıyor ama kadının da çok ciddi rahatsızlıkları var. Sonrası spoiler olmasın. Onu göreceğiz. Hepimizin bir takım rahatsızlıkları olduğu, hepimizin bir şeylerden korktuğu, bir şeyleri yanlış içselleştirdiğinden bahsediyor. Sıcaklıktan bahsediyor. Artık yakalayamadığımız, böyle artık çok uzağında kaldığımız o eski dostlukların, sıcak yakınlıkların, samimiyetin hayatımızdan çok daha fazla hızlı ya da çok daha hızlı bir şekilde uzaklaşıp gittiğinden bahsediyor. Yalnızlığımızdan bahsediyor biraz da galiba, bireysel yalnızlıklarımızdan. Kapımızı kilitleyip artık dışarıyla çok fazla bağ kurmamamızdan, insanların içinde dolaşıyor olmamıza rağmen kendi içimizde yapayalnız yaşıyor olmamızdan bahsediyor herhalde. Birebir zaten yalnız bir karakter. Yani ben şöyle düşündüm ya da yönetmenimizle öyle düşündük. Ahmet aslında çok girişken, çok... böyle hepimizin sevdiği tipler vardır ya, bazen kızarız ya filan de deriz ama yanımızda yöremizde bulunması bizim enerjimizi yükselten tiplerden ya da karakterlerden biri. Ama oyun içinde anlıyoruz ki aslında korkunç bir yalnızlığın içinde o da. Belki de hepimiz gibi böyle herkesin içinde şen şakrak, koskocaman, kocaman böyle keyifli zamanlar yaşıyormuş havasındayken birdenbire böyle dönüp hadi ya diyen insanlardan biri. Oyun içinde söylediği cümlelerden de tabii oyun izlerken göreceğiz. Yalnızlığı onun da böyle içinde ama kocaman bir yalnızlık. Belki kahveye gidiyor arkadaşlarıyla, işte tavla oynuyor bilmem ne falan filan ama sonra... Şairin dediği gibi sonrası iyilik, güzellik işte. Evet, bana çok yakın. benim de mesela klostrofobiye yakın böyle duygularım var. Hatta obsesif taraflarım var. Mesela bardağın sonunu mutlaka içerim. Aslına bakarsanız bu böyle çok rahatsızlık düzeyinde değil benimki. Ama Ahmet'te de öyle çok hastalık, hani hastaneye gideyim bilmem ne yapayım gibi değil. Aslında hepimizin böyle hani çizgilere basmayalım, elimizi dört kere yıkayalım falan gibi vardır. Ama farkında bile değilizdir. Yine de farkına varmayın. Yoksa takıntı artıp hastalık düzeyine gelebiliyor. Şaka. Ya bu oyun özelinde söylüyorsak eğer, her rol bir kere çok farklı ki birbirinden. Her rol birbirinden çok zor ki. Kim bu adam? Bir kere zaman zaman günlerce onun üstüne düşündüğün oluyor. Nerede yaşar bu adam? Kaç yaşındadır? Çünkü tekstin içinde olmayabiliyor bir sürü şey. Onu sen kendin buluyorsun. Bu adam nasıl yürür? Acaba sağ ayağı aksıyor mu? Sol elini şöyle mi tutuyor? Bu lafı böyle söylediğine göre belki de tiki vardır. Bütün roller birbirinden zor. Ya sokakta gördüğünüz herhangi bir insanla irtibat kurmak, onun içine girmek, onu giyinmek ne kadar zorsa, ne kadar yabancı bir şeyse, o kabuğu kırıp samimi olmak, onu giyinmek ne kadar zorsa ya da dost olmak ne kadar zorsa, işte bir rolü giyinmek de, bir rolü alıp üstünüze geçirmek ve onun kendi vücudunuzda, kendi sesinizle, kendi gülmenizle, ağlamanızla onu anlatmaya çalışmak da o kadar zor sonuçta. Ama çok keyifli. Yani her defasında başka biri olmaya çalışmak o taraftan belki hastalık gibi geliyor ama aslında değil. Eğlenceli, yenir yenir resimler yapmak gibi mesela. Hani şey gibi bir taraftan, hani böyle bir tuvali koymuşsunuz, orada bir şey var.
Onun aynını çizmiyorsunuz ama. Siz kendi elinizle o Deniz Salman'ın eliyle o resmi çizmeye çalışıyorsunuz. İşte şey gibi hepsi çok zor, hepsi çok keyifli. Ya mesela şey gibi böyle kulisteyken başın ağrıyor. Oo. Aman aman. Her tarafın dökülüyor. Burnun akıyor bilmem ne. Kapıdan içeriye giriyorsun. İnanılmaz sağlıklı oluyorsun. Sonra da kulise tekrar çıkıyorsun. Aman Allah'ım baş ağrısı devam ediyor. Burun akıyor. Kulise sahneye çıkıyorsun. Hiçbir şey yok. Tekrar kulise giriyorsun böyle. Bu ayrı bir keyif. Ayrı bir enerji. Ayrı bir... yeniden doğmak gibi bir şey herhalde o. Onun da şu daha keyifli, bu daha keyifli diye ayıramayacağım. Kusura bakmayınız. Teşekkür ederim. Ya farklı sorular da istiyorum falan diye. Farklı bir şeyler var. Hazırlıklı olun. Biz teşekkür ederiz. Girin, 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 girin. Nereden gireyim hanımefendi? Girin, 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 girin. Kapat, 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 kapat. Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar sorun yok. Hanımefendi biraz kaygılanmış o kadar. Teşekkür ederim. Evet, biraz kaygılandım o kadar. Merhaba. Ya biz medeni insanlar... Sosyal hayatta hani tokalaşırız. Ama haklısınız tabii. Grip falan öpüşmekten daha çok tokalaşmaktan geçermiş. Neyse. Neyse. Bu evde de bir gariplik var ya. Çok karanlık değil mi?